Merhaba arkadaşlar, başka bir bölüme hoş geldiniz ve bu arada size hayırlı bayramlar. Bugün yine Norveç'in güzel doğasındayız gördüğünüz gibi. Çok güzel ve sakin bir gün. Az önce yağmur yağıyordu, birazdan da yağmur yağacak gibi. Ama fark etmez, ben doğayı sevdiğim için, yağmuru sevdiğim için ve hatta soğuk havaya alışkın olduğum için benim için fark etmiyor. Ormanda güzel bir göl var. Aslında saklı bir göl. Fazla uzak değil aslında park yerinden ama fazla insanlar ziyaret etmiyor burayı. Oraya gidip mangal yapacağız. Bugün et ziyafeti yapacağız. Daha doğrusu bayram ziyafeti yapacağız. Bugün menüde kuzu şiş var. Kuzu kaburga, antrikot ve T-bone dedikleri bir Amerikan steak var. Onları yapacağız. Bir de tabii size manzarayı ve doğayı göstereceğim. Hadi arkadaşlar hep beraber izlemeye gidelim. Norveç'in güzel doğasına bakar mısınız? Gerçekten harika ormanları var. Yani buna benzer orman bulunamaz başka yerde. Belki İsveç'te falan vardır da. Çünkü orada da gördüğünüz gibi ladin ağaçları falan var. Burada bir de sarıçam ağaçları var. Buradaki ladin ağacı Norveç'e özgü. Yani sadece Norveç ve İsveç'te çıkıyor herhalde. Yani çok güzel ağaçlar. Norveçliler gerçekten ormanların sahip çıkıyorlar. Gerçekten de koruyorlar yani. O yüzden orman yangınları çok nadir oluyor burada. Kuşların güzel bağır şarkılarını dinliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Öyle harika ki. Şurada bir karınca yuvası var. Ama sanki birisi bozmuş gibi bunu. Bir hareket yok, hareket göremiyorum. Yakından bakalım. Evet, burada karınca falan kalmamış gibi. Belki de yağmurdan saklanıyorlar ama zannetmiyorum çünkü gerçekten hiç bir tane gözükmüyor. Eski bir yuva. Buralar bana eskiden okuduğumuz troll masallarını hatırlattı. Küçükken okula giderken, tabii Norveç okullarında bize troller hakkında öğretirlerdi. Yani duymuşsunuzdur, troll. Norveç masallarında meşhur canavarlar. Yani eski Vikingler zamanında kalma falan. Onlar işte bu şekilde eski ormanlarda, yani ölü ağaçların bulunduğu ormanlarda ve kara yosunların yoğun olduğu bölgelerde yaşarlardı. Çirkin canavarlardı. Küçükken öğretmenler biz okurken korkardık ama yine de komik olurdu, yani zevkli olurdu. İşte öyle şekilde, o şekilde aklıma geldi burayı görünce. Gayet bir eski ormana benziyor burası. Evet, mangal yapacağım göle geldik. Görüyorsunuz. Çok güzel bir göl. Ama şu an yanlış yere geldim. Burası bataklık herhalde. Ayaklarım ıslanmaya başladı. Gördüğünüz gibi burası tamamen ıslak bir yer. Gölün diğer tarafına gidip bir kamp yapacak yer bulmak lazım.
Arkadaşlar gerçekten güzel bir sos. Yani tavsiye ederim. Türkiye'de varsa, bulunuyorsa mağazalarda Worcestershire sosunu gerçekten tavsiye ederim. İsmi biraz zor ama Worcestershire sos veya bunun ismi Worcester sos. Bunu İngiltere'de öğrenmiştim. İngiltere'de üniversite okurken. Hani gerçekten güzel bir karışım. Bunu direkt üzerine döküyorsun böyle. Bu hazır karışımı. Güzel bir miktar döküyoruz böyle. Yeterli oldu. Başka güzel karışım da bu. Bu Chef Paul Prudhomme Magic Herbs and Spices. Gerçekten güzel bir karışım. Baharat karışımı. Direkt bu şekilde üstüne döküyoruz. Biraz da tuz ekleyelim. Genelde bu baharat karışımları az tuzlu oluyor. Şöyle güzelce dökelim bunu. Biraz da yağ dökelim mi? Etin üstüne. Tamamdır arkadaşlar. Bunu güzelce karıyoruz. Dana etinde genelde bu tür terbiye kullanırım. Kuzu etinde de size birazdan göstereceğim. Salçalı yoğurtlu terbiye. Evet, güzel karıştı şu an. Bu şekilde bir saat falan bekleyecek. Şimdi etin terbiyesini yapacağım. 4 kaşık yoğurt, yaklaşık 2 kaşık da biber salçası, toz tatlı biber, bir miktar döküyoruz. Tabii ki zeytinyağı. Yaklaşık 3 kaşık tuz döküyoruz. Şunu açalım da biraz daha fazla dökülsün. Bu şekilde. Soğan suyu yok. O yüzden soğan tozu kullanıyorum. Bir kaşık. Bir kaşık sarımsak tozu. Bir çay kaşığı pul biber. Bunu güzel şekilde karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir karışım oldu. Bunu güzel şekilde bunun üstüne dökeceğiz ve karıştıracağız. Evet, karışımı görüyorsunuz. Karışım hazır. Bunu bu şekilde bir saat falan bekleteceğiz. Aslında üstünü kapatmak lazım ama üstte kapatacak bir şey yok. Ama fark etmez. Bir saat bekleyecek burada. Ondan sonra mangal almaya hazır.
Evet, artık köfteler olmuş. Görüyorsunuz. Gerçekten harika olmuşlar. Etler de güzel pişmiş. Yumuşacık. Ne fazla pişmiş ne de az. Tam orta. Artık bunları indirme zamanı geldi. Evet arkadaşlar, kahvem de hazır artık. Çok sıcak ama çok güzel. Doğada gerçekten lezzetli oluyor. Yani gerçekten evdeki gibi değil, mutfaktaki yaptığın kahve gibi değil. Doğada yaptığın kahve gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz artık yemeğim hazır. Şiş kebabım var, T-bone steak'im var, biberlerim var ve pilavım var. Diğer etlere yer yoktu, onları sonra yiyeceğim. İlk önce bunu bitireyim, bayağı bir et var yani, bayağı bir yemek var. Akşam olmak üzere, tam zamanında bitirdim, yağmur da başladı. Şimdi bunu yiyeceğim ben, ondan sonra toparlanıp eve gideceğim. O yüzden bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Size iyi bayramlar ve beni takip etmeyi unutmayın, subscribe yapmayı unutmayın ve like yapmayı da unutmayın. İyi akşamlar size.